Salam aleyküm. Hürmetli talebeler. Bugün ikinci mavzu ne? Mavzu, demek maruzan mavzusu, kompleks özgürlükçülü funksiyon, ulanın anaklayan sahası, kompleks özgürlükçülü funksiyonlarını, limiti ve özgürlüksüzlüğü. Kompleks özgürlükçülü funksiyonlarını, diferansiyelleş, koşerimin şartı analitik fonksiyonlar. O. Kompleks özgürlükçülü fonksiyonlar. Bana da otgan dersi eğer istediğim bu sek, kompleks sonlar. Kompleks sonlar kompleks tekstlikni tashkil qiladi. Bu nimadan iborat? Sizlarga ma'lum. Haqiqiy sonlar bu o'rganimizda Descartes koordinat sistemasi, to'g'ri burchakli Descartes koordinat sistemasi. Xo'p, Jahongir Javohir. Nimada? Hop. Ana endi kompleks son kiritilganda, o'tgan darsda esingizda bo'lsa. Xuddi shunaqa, xuddi shunday Descartes koordinat sistemasi olinadi, faqat OX o'qini haqiqiy o'q deyiladi, OY o'qi mafhum o'q deyiladi va har qanday kompleks son AB sonlar juftligini aniqlanadi. Bunu bir yerde kompleks sonlar üstü amallarını koradigan bo'lsak, ularni hammasi mesela birinci kursda o'tgan vektorlar ve vektorlar üstü amallar bor. Ana o'shalarni aynan o'zi. Shuning uchun mana mana hali aytdim shu haliga kompleks sonlar tekstligi deyiladi. Haqiqiy sonlarda bo'lsa, bu narsa x o y tekstligi yoki bo'lmasa Dikkat, kanda sisteması değil. Bana şu kompleks sonlar toplamı. Ha, bu tane bir narsa var. Kompleks sonlarını halka sonlardan yani, farkı şundan ibaret ki anam uç ölçülü fazanı alınan. Dikkat, kanda sisteması. Ama şu anda x, o, y tekstliği bu S kompleks tekstlik S ile belgilendi odatda. Hem de bana şu OZ oku boyunca sferi çiziledi. Bu sferi koordinatı baştan oturuyordu. No, mesela bunu radyosun 2'den burada basak. OZ okunu kesken nokta 0, 0, 1 boyunca. P'de belgilendi. Bu kutup noktası değil. Bana şimdi şu kutup noktası da kompleks tekstlikka nur tushirsa, bu nur albatta bir uchi P hali kutubda bo'lsa, ikkinchi uchi tekstlik kesib o'tadi. Ana shu kutubda nurini albatta sferani bir nuqtada kesadi. Bir nuqtada kesadi. Ana shu mana shu yo'lni kompleks sonlar toplamını, kompleks tekstlikni, sferada har bitta nuqtasini tasvirlab olish mumkin. To'g'rilog'i har bitta kompleks songa sferada bitta nuqta mos keladi. Ya'ni bu degani sfera bilan kompleks tekstlikda o'zaro bir qimmatli moslik o'rnatiladi. Ya'ni bu deganiki, hali har qanday kompleks songa albatta sferada bitta nuqta mos keladi va aksincha. Ana endi z cheksiz bo'ladigan bo'lsa, unda bu nuqta mana haqiqiy sonlar to'plamida bu go'yoki aniqlab bo'lmaydi, noaniqlik, lekin kompleks sonlar to'plamida bu sferani qutbiga mos keladi, ya'ni p nuqtaga to'g'ri keladi. Endi shu bu narsa bizlar bilan biz bu narsalarni
koşmagenimizin sebebi bu kompleksiyonlar nazarasiga fonksiyonlarga ajratilgan soat juda ham nihoyatda kam. Bu kompleks o'zgarishli fonksiyalarda nima dedi? Bir iki semestr ham bemalol dars o'tishga bo'lgan mavzu bor. Bize buna ilacı bu arada hani ne dedi? Kıskartırıp sizlere konuştu kilitirilgen. Bu kogenle o zili oku orası. Hani yanda ye kompleks toplam verilgen bolsun de zedne ye toplamın her bir sonuge aynen tindip olamızı. Oda z kompleks özgörüçülüyor. Ve y toplamı ise onun anıtlayan sahası değil. Y toplamda tekslik yok ki sferede maşuma etken gelmiş, onu size düşündürdüm. Sferede anık bir noktalar toplam mas geldi. Kirlisi bu. Toplamda hem yemle belirleyimiz. Hani indi. Eğer z'nin kabul kılı olabilen, yani z toplamdan olingan her bir kıymetke birer koyda, yok ki konun bu içi W mana barabar U plus IV aniq qiymat mos qo'yilgan bo'lsa, u holda Y to'plamda mana bu quyidagi ko'rinishdagi funksiya aniqlangan deyiladi. U berilgan deyiladi, aniqlangan deyiladi. Va bu munosabat mana bu xuddi haqiqiy o'zgaruvchanli funksiya kabi ko'rinishda belgilanadi. Ya'ni bu degani, demak, Y kompleks tekislikdagi Y to'plamdan, ya'ni xuddi shunaqa kompleks tekislikdagi qandaydir to'plamga moslik qo'yiladi. Yani bu yerde o şey alınma dedi, hudu hakiki hoşagen F, bana bu F. Bu koyda yok ki konu. Agar ihtiyari Z. Z üçün W bana funk tekslik yok ki sferi noktası bilen ifade edersek, bu halde. W tekslikte anık bir, yeştirik bana. Toplam masalı etki, bu da yana şuna sayı yazıp koyulgen. Toplam hası bulan. Çünkü göre ezret fonksiyonun y toplam birleşi, y ve yeşil toplamlar arasındaki ornatılgan maslik. Tayyip orad bulan. Yani bu tam kudu ali anak fonksiyonu anıklaşam kudu şuna kaydı. Hakkı özgürlükçeli fonksiyonu. Yani bu tam ayetlerdi. X toplamda olgan har bir qiymatga proper Y toplamda proper qonun qoida asosida bitta faqat bitta son mos qo'yilgan bo'lsa X toplamda funksiya aniqlangan deyiladi. Mana bu yerda ikki bir ta'rif ham xuddi shu narsani ko'rsatadi. Ana endi xuddi haqsonli to'plamga o'xshash. Qarang bunda. Mana bunda. Berilgan funksiyaga teskari funksiyani aniqlash ham mumkin. Mana bu bunda deymiz demek bir narsani yana o'tamiz, qayta o'tamiz. Mana agar y barobar sin x funksiyasi bo'ladigan bo'lsa, haq to'plamida. Haligi x argumentda bir nechta bitta qiymatiga juda ko'p funksiyaning qiymatlari mos keladi. Mana bu ham xuddi shunga o'xshagan. Y demek y toplamın her bir elementler gibi işte toplamın bir de element mas koyuş mümkün ama bu halde bu nokta kareli nokta değil. Eğer y ve y işte toplamlar arasındaki maslık ne? Y işte ve y toplam arasındaki maslık sıfatı karesek bu halde y işte toplamın her bir noktası gibi y toplamı bir yok ki bir neşte sanaklı çeksiz bo'lishi mumkin. Nuqtalar mos kelishi mumkin. Ya'ni z'ni w ni o'zgaruvchining funksiyasi deb qarash mumkin. Bu hozir teskari funksiyaga tushunchaga olib kelyapti bizga. Bunday moslik o'rnatuvchi z barobar psi w funksiya berilgan funksiyaga teskari funksiya deb aytiladi va quyidagi ko'rinishda belgilanadi.
agar mana bu yerda y bilan yig'ishtirishi har bitta y'ni har bitta qiymatiga yig'ishtirib bitta qiymati mos kelsa va aksincha yig'ishtirishni har bir qiymatiga y'ning bitta qiymati mos qilgan bo'lsa, bu yerda bu bir qiymatli funksiyalar deyiladi. Mana endi kompleks o'zgarchilik funksiya limiti uzluksizligi. Bu aslında o'sha klassik bo'lgan holda ham, ya'ni haqiqiy sonlar to'plamida ham to'g'ri haqiqiy o'zgarchilik funksiyasida ham xuddi shunday tushunchalar kiritiladi. Bu yerda ham o'shandan deyarli farqli edi, lekin ba'zi bir joylarda albatta kompleks sonning xususiyatiga qarab turib sal naqala bo'lishi mumkin. Mana ixtiyoriy epsilon son uchun shunday delta musbat son topilsa-ki, mana bu tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha xislar uchun quyidagi tengsizlik bajarilsa, mana bajarilsa u holda w mana bu funksiya z aga intilganda a songa intiladi deyiladi. Ya'ni boshqa so'z aytganda a soni bu limit limiti deyiladi. Ну, nima deydi, xuddi shunga o'xshash xuddi o'zgaruvchi haqiqiy o'zgaruvchilik funksiyasiga o'xshash, bu ham limit z aga intilganda fx a deb yoziladi. A katta va a sonlarda ikkalasi ham cheksiz bo'lgan holda ham shu ta'rif shunga o'xshash ifodalanishi mumkin. Men sizga tushuntiraman, bu yerda mana manba. Mana manba doira. Mana shu z minus a mana delta doira. Bu x o y to'g'ri kompleks tengsizligida hali y bu yerda kompleks mafhum oq deyiladi. Mana shu narsa demak o'sha tiki doira bo'ladi. Ana endi bu yerda mana buni o'rniga mana z modul bo'yicha qandaydir n sondan katta bo'lsa, mana bu agar ikkalasi cheksiz bo'ladigan bo'lsa, agar bittasi cheksiz bo'ladigan bo'lsa, katta bo'lganda mana bu shart bajarilsa, bu x cheksizlikka intilganda fz barobar limit fz barobar a bo'ladi. Agar mana bu shartda mana bu bajar fz qandaydir m sondan katta bo'lsa, unda x aga intilgandagi limit cheksiz bo'ladi. Agar ikkalasi hali tengsizlik bajariladigan bo'lsa, teskari manga bularga teskari bo'lgan. Bu yerda albatta a bo'lmaydi. U holda bular cheksiz intilganda cheksiz ko'rishdi biz. Buning uchun albatta haqiqiy sonlar to'plam, ya'ni o'tgan birinchi kursda o'tgan limitlar funksiya limitligini yaxshi o'zlashtirgan bo'lish kerak. Xo'p. Ana endi funksiya uzunligi ta'rifini kiritamiz. Agar a limitik nuqta z ga qarashli bo'lib, mana bu funksiya z a ga intilgandagi limiti shu a nuqtadagi funksiyani qiymatiga teng bo'lsa, ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'lsa, funksiya x z barobar a nuqtada uzluksiz deyiladi. Bu ta'rif haqiqiy o'zgaruvchilik funksiyasi ham xuddi aynan shunday edi. Ana endi buni agar epsilon delta tilida yozadigan bo'lsak, mana bunday ixtiyoriy epsilon son uchun shunday delta son topiladiki, mana bu tengsizlik qanoatlantiruvchi barcha zetlar uchun mana bunday mana bu tengsizlik bajarilsa, funksiya z0 nuqtada uzluksiz deyiladi. Endi bu yerda ham haligi yana sizlarga haqiqiy o'zgaruvchilik funksiyasining limitini uzluksizligini eslataman. Geometrikda o'tta nima deydi, interval bo'lardi, ma'lum bir a nuqtaning intervalida, intervalda an atrofida to'g'riroq, atrofidagi qancha yaqin son olsak ham bu son haligi limitni limit a ni yoki fz0 ni atrofidagi atrofga tushursa, ya'ni boshqacha aytganda z0 ga qancha yaqin sonni olsak ham haligi funksiyani qiymati fz0 ga juda yaqin qiymat qabul qilish kerak. Bu uzluksiz bo'lgan holda, limit holda a songa ham juda ham yaqin bo'lgan qiymatlar qabul qilish kerak. Endi bu yerda atrofi deganda doira tushuniladi. Shu doiradan atrofidan olingan barcha yaqin sonlarga z0 to'g'riroq f z0 funksiyani yaqin qiymatlar qabul qilsa, shu uzluksiz deyiladi.
Agar mana bu funksiya z sohaning har bir nuqtasida uzluksiz bo'lsa, u holda z sohada uzluksiz deyiladi. Ana bunda bu nima deydi? Harakat o'zgaruvchilik funksiyasidan farqli o'rinroq mana bu yerda quyidagi narsa. Agar funksiya biror e chiziqda yoki yopiq d sohada aniqlangan bo'lsa, u holda z elga tegishli yoki mana bu chegara chegaraga tegishli bo'ladi, chegara chiziqqa tegishli bo'ladigan bo'lsa, funksiyaning uzluksizligi yuqoridagiga o'xshash ifodalanadi. Farq shundan iboratki, mana shu ikki bir qanotlantiruvchi z nuqtalar to'plami z0 nuqtaning yetarlicha kichik ixtiyoriy atrofida barcha nuqtalar uchun emas, balki mana bu chiziqlarni chiziqqa joylashgan bo'ladi. Yo'q, L chiziqqa yoki bo'lmasa z mana bu yopiq to'plami chegaraviy chizig'iga, chegarasiga. Mana shu narsa albatta haqiqiy o'zgaruvchilik funksiyasi farq mana shu yerda bo'lib turadi. Endi uzluksiz funksiyalar haqiqiy o'zgaruvchilik funksiyasida uzluksiz funksiyada qanday shartlar bajarilgan bo'lsa, qanday to'g'ri xosligiga bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday xosligiga. Ana agar ana bu funksiya z0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda ularni yig'indisi ayirmasi, ko'paytmasi hamda bo'linmasi, faqat bo'linmasi da mahrajdagi funksiya 0 dan albatta farqli bo'lish kerak. Agar to'plamda olinadigan bo'lsa, katta z to'plamda unda ana shu funksiya 0 bo'lishi kerak emas. Hech qaysi nuqtada. Demak, ana shu mana 1 2 3 shartlarda ana shu xosa alma dedi funksiyalar ham z 0 nuqtada uzluksiz bo'ladi. Ana misolni ko'raylik. Ana z mana bu darajali funksiya w barobar z dan funksiyaning aniqlanish sohasida uzunlikka tekshiring. Buning uchun ta'rifga ko'ra mana bu oladigan bo'lsak z mana bu bitta narsa mana buni aniqlanish sohasi mana bu funksiyaning aniqlanish sohasi. Butunsi kompleks sonlar tekisligidan iborat bo'ladi. Nimada savolingiz bormi? Bəli. Birilgan, demək, anəndi, faraz qılamızı, zidnul nuqta, ixtiyari nuqta olamız. O xalda, şu zidnul nuqtadəgi funksiyanın qiyməti mənə qüydəgi konuşta bolədi. Anəndi, mənə bu tingislik üçün, mənə bu tingislik üçün, orin yox, qısab kitab qıladigən bəsək, mənə bu, aləgi yayılma, mədədə, algebradan malum, İyi, bana bunda kuydaki tenislikki kelamız. Yani epsilon, demek bana bu ayırma, epsilonla kişi keken. Bana bunda ihtiyari nokta alışımız olamız bu yılda. Yani bu dükkanı, bana bu funksiyon, se tenislikte uzluksuz. Uzluksuz. Yani o düşün ki, bana bu umumi olarak konuştu, bana bu kopkat, algebraik kopkat, se de uzluksuz. Yani albatta. Agar kasır bo'ladigan bo'lsa, bitta shart albatta qo'yiladi. Mana bu bir kompleks sonlar tekisligida mana bu ko'pqatni p ko'pqatni 0 ga aylantiradigan 0 ga aylantiradigan barcha nuqtalarni olib tashlanadi. Mana bu minus degani s minus mana bu bu holda ham bu albatta uzluksiz bo'ladi. Mana endi nima dedi? Ota analizi matematik tahlili keyingi aniqlanadigani mana bu hosila. Albatta uzluksiz funksiya tushunchasi kiritilgandan keyin hosila tushunchasi kiritiladi. Faraz qilaylik bizga biror z sohada bir qiymatli kompleks o'zgaruvchilik funksiya berilgan bo'lsa. Buni ixtiyoriy z nuqtani olamiz. Unga orttirma beramiz. Bunda funksiyani orttirmasa mana shu quyidagi ko'rinishda bo'ladi. O'zida o'tgan semestrda, menimcha birinchi semestrda bo'lsa kerak, ko'rgansizlar. Xo'p. Va funksiya orttirmasini, argument orttirmasini nisbatan olsak, quyidagi ko'rinishda bo'ladi.
Hopma ne tarif? Agar delta z'nin nolga kanday indirişten katli nazar iki bir nisbat birar anık çekli songa intilse sondaq bitkende limiti mavcud bolsa o halde bana bu funksiya ihtiyari z nokta uchun diferansiyalanuvchi deyilip şu limitin kıymeti f bana z funksiyonun z'nin noktadaki hastası deyip atılandı. Ve o şu haliki adeti f'trih z kabı belirlendi. Bana bu formla. Yani. Demek kompleks özgürlükçili funksiyonlar için hem hasıla hasıla adeti halde anıma dedikse kurgan konuştuk kırtılarken. Ani endi analitik funksiya tushunchasi. Bu muhim tushunchadir. Agar funksiya biroz z nuqtada differentsiallanuvchi bo'lsa, u holda shu nuqtada monogen deyiladi. Agar funksiya biroz z sohani bir qimmat bir sohada bir qimmatli bo'lib, uning har bir nuqtasida monogen bo'lsa, u holda bu funksiya z sohada analitik deb aytiladi. Ну, kelgusida endi biz buni albatta biz qismlar ko'rmaymiz, chunki bu nima deydi, programmadan chiqib ketgan. Ну, sizlarga просто oddigina hali nima deydi, aytib o'tamiz. Bir qiymatli analitik funksiyani galomorf yoki regular deb ham aytiladi. Ana endi ikkinchi xosdan mana bu 2-7 ta'rifdan biror z sohaning har bir nuqtasi differentsiallanuvchi funksiya shu sohada analitik deyiladi. Bu holda mana bu funksiya z sohaning har bir nuqtasida ham analitik deyiladi. Ya'ni fz funksiya biror z nuqtada analitik bo'lishi uchun uning shu nuqtaning biror atrofida differentsiallanuvchi bo'lishi talab qilinar ekan. Bu yerda bu narsa ham qaytarilyapti. Yani ne kadar olur? Eğer diferansiyelci boyunca analitik, ona bu zira sahada, bir kıymetli sahada diferansiyelci boyunca analitik değil de, ve aksine analitik boyunca albette bana bu her bir noktası da diferansiyelci boyunca gerek. O. Kompleks özgürlükçülü fonksiyonu hasılası, tarif şakli zikattan, hakiki mal yapırken yapım. Fark qilmaydi. Shuning uchun haqiqiy funksiyalarning barcha differentsiallash qoidalari kompleks funksiyalar uchun ham o'rinlidir. Endi bitta narsani hisobga olish kerak, kompleks o'zgaruvchanli funksiyalarda bu ko'p o'zgaruvchanli funksiyasi ko'rinishda bo'ladi. Xoslayotganda albatta uni xususiy xoslarda olinadi. Lekin mana bu yerda kompleks o'zgaruvchanli funksiyaning differentsiallanuvchi bo'lishi talabi haqiqiy ma'nodagi diferansiyelchidan keskin farq qilib juda katta talabdan iborat. Shuning uchun ham sohada analitik funksiyani kiritilishi shu o'ziga xos ajoyib xosaga ega bo'lish bo'ladi deb bunday xosada haqiqiy o'zga funksiyalarga ega bo'la olmaydi. Bu xosalarni biz endi kelgusida ko'ramiz. Mana quyidagi misol. Mana bu funksiyani aniqlash sohasida analitikka tekshiring. Mana qarayli fz barobar z r z r z degani bu kompleks sonni kompleks funksiyani haqiqiy qismi. Bu funksiyani butun kompleks butun hamma kompleks s kompleks tekshligida aniqlangan bo'lib va z barobar 0 nuqtagina differentsiallanuvchidir. Haqiqatan ham mana bu nisbatni olsak, ya'ni funksiya orttirmasini argument orttirma nisbatini olsak, bu mana quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Bu yerda z barobar 0 bo'lsa, u holda funksiyani mana o'rniga qo'yib ko'rsanglar, funksiyaning qiymati 0 bo'ladi. Agar z 0 dan farqli bo'lsa, mana bu limit mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Mana bu mana bu oxirgi anaqa mana shu mana bu hokimga ikki to'rt limitga bog'liq.
anaqa nima degani xoslarni mavjud bo'lishi yo'q bo'lmasligi. Mana oxirgi limitda hali nima dedi? Mana bu ko'rinishda yozib olamiz. Lekin bu limit mavjud emas. Chunki agar delta x 0 delta y 0 bo'ladigan bo'lsa, u quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Agar delta y 0 delta x 0 intilgan bo'lsa, buni mana bu limit qiymati 1 bo'lib qoladi. Demak, bu mana bu holda qisqasi bu limitni qanaqa yo'nalish bo'yicha qanday yo'lga kelishiga bog'liq bo'lib qoladi. Mana mantiq, demak, intilishi yo'lga bog'liq holda turli qiymatlarni bergani uchun mavjud emas. Ya'ni hosila funksiya hozir bitta bo'lishi kerak. Shuning uchun ham delta z 0 dan ixtiyoriy z 0 dan farq nuqtalarida mana bu limit mavjud emas. Shunday qilib, mana bu funksiya z 0 nuqtada mana gen bo'lib, barcha 0 dan farqli nuqtalarda differentsiallanuvchi emas. Demak, bu funksiya z barobar 0 nuqtada va 0 dan farqlida ham analitik emas ekan. Biz mana bu quyidagi misol 2 3 hamda 2 4 misollarni o'zingizlar nima deydi? Tekshirib ko'rasizlar. Ana endi xakka o'zgarchilik funksiyasida ham o'sha gap bor edi. Funksiya differensial degan. O'shanda ham nima deydi? Funksiya orttirmasini, mana funksiya orttirmasini aniq ko'rinishda olinardi. Bu yerda mana bu tetta, mana bu tetta. Cheksiz miqdor mana bunga nisbatan zga mana bunga nisbatan yuqori darajali cheksiz miqdor. Bu degani bu 0 ga intilishi tezroq. Tezroq. Ana esingizda bo'lsa, hali ko'p o'zgaruvchi kechirasizlar. Haqiqiy o'zgarchilik funksiyalarida funksiya differensiali kiritilganda o'tta mana bu xuddi shu ko'rinishda bo'lardi-da, mana shu patani mana bu yerda delta y, mana delta x, delta x bo'lardi. Mana bu birinchi qo'shiluvchini mana birinchisi, birinchisi. Funksiya orttirmasini chiziqli qismi deyiladi. Va haqiqiy o'zgarchilik gapiryapman. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshash. Funksiya orttirmasini bosh qismi yoki chiziqli qismiga funksiya differensial deyiladi. Agar birinchi kursda o'tgan bo'lsangiz, agar bu narsa tasvirlangan degandek ko'rinish tasvirlanganda ham uni farqi shunda bir ko'rinib turardi. Men endi sizlarga o'tmaganman bu narsani. Domlalar o'zingizlar domlalar o'tgan. To'g'ri, agar kim yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, mana shu joyiga funksiyani differensialini ham funksiyani differensialini nima deydi? Orttirmaydi, chunki bir-biridan farq qiladi. Bir-biridan farq qiladi. Albatta bu har qanaqa berilgan funksiyani berishiga qarab, yo katta bo'ladi, yo kichkina bo'ladi. Delta y dx belgilanardi, dx belgilanardi, undan o'sha funksiyani shakliga qarab turib, katta yo kichik bo'lar edi. Bu narsani masalaga eslatgan sababi, bu yerda ham xuddi shu narsani aynan o'zi. Ya'ni mana bu funksiyani, mana bu to'g'ri bu emas, qaraydi, no w barobar fz mana bu funksiyani differensial deb, mana bu funksiya orttirmasini, mana funksiya orttirmasini chiziqli qismiga aytiladi va quyidagicha belgilanadi. Mana bunday. Mana. Agar z wz bo'lsa, u holda funksiyaning differensiali xoslasi mana birga teng bo'ladi va quyidagi ko'rinishda bo'ladi. A bundan bu ko'rinishdan endi bu mana bu formula yozilgani, mana qarayli mana. Haqiqiy o'zgarchilik funksiyada ham dy dx edi. Ya'ni dx bo'y dy taqsim dx edi. Bu yerda ham mana shundan quyidagi belgi yoki mana belgilash kelib chiqadi. Ya'ni funksiyani hosilasi, funksiyani hosilasi, funksiyani hosilasi v funksiya dv ya'ni funksiya differensialini argument differensialga nisbatiga ko'rishda belgilanishi mumkin ekan. Hop. Endi bu narsani mana bu platformada hammasi berilgan.
Ben dedi, bize alege okutuşuyla geldiğinde şundan ibaret ki, cikette materyalde bir işte para sığdırıp sığa çüntürebiliriz. Bu nihayet ağır. Mesela bizim için de ağır bu vakti. Ben size ne dedi, eğer funksiyon hasılası, funksiyon diferansiyel özelliksiz limitlerini yaşlı özelleştirgen bu şeyle, bu şey için kıyım bu mıydı? Kıyım bu, kıyım 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 bu, kıyım bu dedi. Lekin bana bu nesilen şu işleri sağlam sonra bu dedi. Yani şunu da yakılıp, eğer verilgen funksiyon, bana bu funksiyon, z noktada diferansiyellenip içi bulsa, o halde şu nokta elbette özlüksüz bu dedi. İsle de bulsa, eğer hakkı özgürlükçü funksiyonu da funksiyonun diferansiyellenip içi funksiyonu sol işletilerdi. Bu dükkanı verilgen funksiyon, hakkı özgürlükçü funksiyonu da bu anayla. Hakkı özgürlükçü funksiyon, doğrak mamlaka soval koyulardı. Her kandaya funksiyon hastalığa egem diyen. Yani her kandaya özlüksüz funksiyon. Malum ki her kandaya özlüksüz funksiyon hastalığa bulmuyordu. Mesela Jukov getirilirken bu sorulardan bir tanesi Y barabar modül X. X'nin noktada hastalığa mevcut ama funksiyon özlüksüz. Lakin hastalığa. Yok ki Y barabar ilgi ilzası da, kubilizası da, hakaza hakaza da. Ana şunu funksiyonu, ko funksiyonu. Bağın bir noktada hastalığa egem bulmuyordu. Ana endi uzluksiz xoslarga ega bo'lgan funksiyalarni diferansiyallanish funksiya deydilar. Va bu yerda ko'rdingizlar qanaqa funksiyani diferansiyasiyasini tarafdan kiritildi. Ana endi xosla mavjudligi zarur yetarli shart. Chunki xuddi maslaga hozir qaytarganimdek matematik haqiqiy o'zgarchilik funksiyasida ham xosla mavjudligini zarur yetarli sharti deganda aslida hozir qaytargan alaqa diferansiyallanuvchi deganda uzluksiz xoslarga ega bo'lsa. Oshunda shu funksiya xoslasi har doim mavjud bo'ladi. Ana bunga xuddi bu ham shunaqa tabiiy savol tug'iladi. Kompleks o'zgarishli funksiyalarning xoslasi mavjud. Har doim qanday funksiyalar to'g'ri, qanday funksiyalar uchun xosla mavjud. Mana quyidagi temani yozib olasizlar. Birorchi sohada bir qiymatli, bir qiymatli tushundinglar. Ana buni har bir qiymat bitta qiymatiga, mana buni bitta qiymatga mos kelish kerak. Ana demak, mana bu funksiya berilgan bo'lsa, agar x barobar z barobar, mana bu kompleks sonni olsak, u holda bu funksiyani ana shu shaklda ifodalash mumkin. Biz yuqorida ko'rdikki, mana bunday shu funksiyaga doğru, mana mana z. X manasındaki misal gibi bir organı. Funksiya, tekstin hiçbir noktası da diferansiyellenuvchi emas. Lekin onun hakiki kısmı ve mafhum kısmı. Yani, hammasi ikkalasi ham ixtiyoriy tartibiy xosliklarga ega, xususiy xosliklarga ega. Tushunib olinglar. Çünkü bu da mana bu funksiya qaralayotganda iki o'zgarchilik funksiya, ko'p o'zgarchilik funksiya sifatida ko'riladi. Bizga qolda iki o'zgarchilik funksiya. Hop. Bu yerdan fz kompleks funksiyaning diferansiyallanuvchi bo'lishi uchun u va v funksiyalar bir-biri bilan qandaydir bog'langan bo'lishi kerak. Biz quyidagi ushbu bog'langanlikni ko'ramiz. Faraz qilaylik, mana bu funksiya biror nuqtada diferansiyallanuvchi bo'lsin. Z 0 noktada diferansiyallanuvchi bo'lsin. U holda quyidagi limit mavjud. Mana bu. Bu holda intilish yo'liga bog'liq holda tanlangan quyidagi xususiy limitlar ham mavjud. Ularni qiymatlari ham mana shu funksiyani f z ga z 0 ga teng bo'lishi lozim. Mana bu. Yani bak. Bana bunda birinci delta y 0'da basak, delta x 0'da intilde basak. Bana bu mam konuşta boladı de ve ama hasla mavcut.
Xuddi shuningdek, mana buni oladigan bo'lsak, delta x0, delta x0 bo'lsa, bunda ba'bir, ya'ni buni yo'liga bog'liq bo'lmagan ravishda limitlarga o'tilsa, kelasi ham funksiyani xossasi mavjudligini ko'rsatadi. Ana endi yuqoridagi 2 5 2 6 dan mana bunda tenglik kelib chiqadi. A bundan ikkalasi mana bu kompleks sonlarning tenglik deganda kompleks sonning haqiqiy qismiga mafhum qismi mafhum qismiga teng bo'lish kerak. Shunga ko'ra mana bu d d u dan x oycha bo'lgan xususiy xosla v dan y bo'yicha u dan y bo'yicha olgan xosla minus v dan x bo'yicha olgan xoslarga teng bo'ladi. Shunday qilib, agar z funksiya biror z barobar z dan nuqtada diferensialchi bo'lsa, u holda shu nuqtada munosabat bajarish zarurdir. Odatda mana bu shartga Cauchy-Riemann yoki D'Alembert-Euler shartlari deyiladi. Ikki mana bu 8 shartlar mana funksiyaning z0 nuqtada diferensialchi bo'lishi uchun yetarli bo'la olmaydi. Quyidagi teorema ana shu funksiyani diferensialchi bo'lishini yetarli shartini keltiradi. Teorema: agar u va v funksiyalar biror z0 nuqtada ikki o'zgaruvchili haqiqiy funksiyalar sifatida diferensialchi bo'lib, shu nuqtada Cauchy-Riemann shartlarini bajarsa, u holda bu mana bu funksiya z0 nuqtada diferensialchi bo'ladi. Cauchy-Riemann shartlari bilan birga qo'shimcha u v funksiyalarining ikki o'zgaruvchili mana bu funksiyaning z0 nuqtada diferensialchi uchun yetarlidir. Analitik funksiyani haqiqiy mafhum qismlari qo'shma garmonik sifatida. Endi bu narsani hozir yo'lni ko'rilikchi, apashdi. Nasi bor ekan, to'g'ri hali. Qaytamiz. Mana qarayalim. Faraz qilamiz, biror z sohada bir qiymatli va analitik funksiya berilgan bo'lsa. Nu kelgusi isbot qilinadiki, agar funksiya z sohada diferensial bo'lsa, u shu sohada ixtiyoriy tartibli uzluksiz xosliklarga ega. Bu kompleks funksiyalarning ajoyib xususiyatlaridan biridir. Shu jumladan mana funksiyaning haqiqiy va mafhum qismlardan iborat u funksiyalar ixtiyoriy tartibli uzluksiz xosliklarga ega ekanligi ham kelib chiqadi. Xususan u funksiyalar barcha ikkinchi tartibli uzluksiz xususiy xosliklarga ega bo'ladi. Bundan tashqari quyidagi Cauchy-Riemann shartlari bajariladi. Bu ko'p o'zgaruvchili funksiyalarda ko'rilgan. Xo'p, agar bu tenglikning birinchi shartini x bo'yicha, ikkinchisini y bo'yicha diferensiallab natijalarni qo'shib, keyin esa turli tartibda olingan ikkala tartibli xususiy xoslarning tenglik uchun yetarli shartlarini bajarishni e'tiborga olsak, quyidagi tenglik kelib chiqadi. Xuddi shuningdek, 2.9 dan y bo'yicha birinchi shartdan ikkinchi shartdan x bo'yicha olsak, mana bu quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Undan quyidagi ta'rif kiritamiz. Agar ikki o'zgaruvchili haqiqiy fi x y funksiya z sohani ikki marta uzluksiz diferensiallovchi bo'lib Laplace tenglamasini qanoatlantirsa, mana bu noldan mana bu narsa Laplace operatori deyiladi. Bo'lsa, munosabat o'rin bajarilsa, u holda fi x y funksiya z sohada garmonik funksiya deyiladi. Bu ta'rifdan 2.10, 2.11 munosabatlar kelib chiqadiki, z soha analitik funksiyaning haqiqiy qismi va mafhum qismlarining koeffitsientlari u v funksiyalar shu sohada garmonik funksiyalarda bo'lar ekan. Oxirida quyidagi ta'rif: agar u va b funksiyalar o'zaro Cauchy-Riemann shartlari bilan bog'langan bo'lsa, u holda ular o'zaro qo'shma garmonik funksiyalar deb ataymiz. Mana shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi haliga 123 kirdimi, kirmadimi? Oy, bas. Chaqirmadi ustoz. Kirmadim, bas. Kirmadi. Oting nima deb bas? A? Doniyor.
Dört Onu yana. yok. Sor odama. Ara Ha, sorayım. Margaret şuma gen joyunu bu şuma platforma da kamaz joylandı. Joylandı. Ama lütfen joylandı. Ali bana şu nasıl hem joylandı. Aslında yine çünkü roman bu kotta Ali gibi matematikten kotta bir yönerişi. Bu soha bu içe bir ne dedi? Yüzler kitapla yazılırken. Cekup. Bunu Ali gibi beş parada bu, ne dedi? Çündürüş ancak mürekkep. Lakin bize harekat kılığımız da çündürüş. Sonunda sonunda kanımı sağlık. Yani mesela kalın tabi. Rahmet olsun size. Hop. Mayla olsun. Hop hop. Mayla olsun. Hop sağ olun size.